Derviş Muhammed Hazretleri Dördüncü Bölüm Evliyanın Büyüklerinden insanlara Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin yirmincisidir. Kadı Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olup, aslen Şehri Sebz'in İmkene köyündendir doğum tarihi bilinmemektedir. Hazreti Ömer'in soyundandır. 19 Muharrem 970 1562 senesinde vefat edip Şehri Sebz'in İmkene köyünün kuzeyindeki Dasferar köyünde vefat edip buraya defnedildi. Bugün burasının Özbekistan'ın Kaşka Derya bölgesinde bulunan Şehri Sebz'in biraz kuzeyindeki kitap nahiyesinde yer aldığı bilinmektedir. Derviş Muhammed Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Cahil suyu fışkırmayan kaya, dalı yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen yer gibidir. Emanet ve vefakarlık, işlerin doğruluğu, yalan ve iftira da sözlerin cinayetidir. Akıl müminin dostu, ilim veziri, sabır askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır. İman ile amel ikiz kardeş olup birbirinden ayrılmazlar. Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır. Yumuşak başlı olanlar en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir. Allahü Teala'dan haya etmek insanı cehennem azabından korur. Gaflet insana gurur getirir, helake yaklaştırır. Mümin dünyaya ibret gözüyle bakar. İhtiyacı için karnını doyurur. Ondan konuşulduğu vakit nefret ve tenkit kulağı ile dinler halis bir ibadet, insanın Rabbinden başkasını istememesi, günahından başka şeyden korkmamasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir. Haya ve cömertlik, ahlakların en eftalidir. Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi bilir. Kamil olan kimse, aklı arzu ve isteklerine galip gelendir. Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar üç kısımdır. Birinci kısım hayvanlara benzer. İkinci kısım meleklere benzer. Üçüncü kısım peygamberlere benzer. Birinci kısımda olanların maksadı, hayvanlar gibi yiyip içmektir. Bunlar hakkında Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki, onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki daha da aşağıdırlar. İkinci kısımdakilerin maksadı, melekler gibi tesbih, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Üçüncü kısım insanların hizmeti, maksadı, aşkı ilahi, rızayı bari, muhabbetullah ve Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyurdu ki, ilim talep etmek kadın erkek her Müslüman'a farzdır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdular ki, birinin bir lira hakkını ödemek, bin lira sadaka vermekten daha hayırlıdır. Kalbinde Allah korkusu çok az, dünya sevgisi çok olan ve haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. İnsanların sefili, dini dünyalığa alet edendir. İlmi dünya için öğrendik. Ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti. Müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsan nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimsede hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, pek çok kez hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında, gökten inen iki melekten birinin diğerine, bu sene kaç kişi hacca geldi dediğini duydu. Öbür melek, 600 bin kişi dedi. Peki kaç kişinin haccı kabul edildi? O da bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bunun üzerine bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki bunca insan bunca zahmet ve meşakkate katlanıp dünyanın her tarafından hacca geldi. Çöller aşarak, zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandı. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri şöyle devam ediyor. Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım. Bir kimse kapıya çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. İsmimi sordu. Abdullah bin Mübarek dediğimde feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi hacıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber vererek bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlat dedim. O da anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşumu ağlayarak, Ey Ali bin Muvaffak! Bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü üç gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz, dedi. Bunu duyunca içime bir acı çöktü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun dedim. Deyince Abdullah bin Mübarek Allahü Teala doğru rüya gösterdi buyurdu. Derviş Muhammed Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice Küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. İlimde cimrilik yapan kişiye, Allahü Teala üç bela verir. Ya ölür, ilmi gider yahut unutur veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, böylece ilmi gider. Ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu zannetmiyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onun ile meşgul olur, okuyamaz. Onun ihtiyacını giderip, ilim öğrenmesini sağlamak daha makbuldür. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler devamlı sükût buyurdu o da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misin diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Kendisinden daha aşağı derecede olan birinin nasihatini kabullenmek yüksek derecelerden birine sahip olmaya işarettir. Bir kalp insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse nefsine yenilir, mağlup olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim.'' Kur'an-ı Kerim'in başka sözlere üstünlüğü Allahü Teala'nın mahlukata üstünlüğü gibidir. Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada altı afet vardır. Bunun üçü dünyada, üçü de ahirettedir. Dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise, Allahü Teala gazap eder, hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Cüzzam hastalığından kaçtığınız gibi, dünyadaki fuzuli işlerden kaçınınız. Leşten tiksindiğiniz gibi, nefislerinizi dünyadan tiksindiriniz. Kalplerinizi, ahireti tefekkür ile aydınlatınız. Fuzuli dünya işlerinizden ve günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki, kıyamet gününün şiddetinden korunasınız. Kabir, müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe kâfirler ve fasıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur kanaat bitmeyen bir mal ve tükenmeyen bir hazinedir her iyilik bir sadakadır kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan onun kovasına su boşaltman da bir sadakadır her şeyin bir menbaı vardır. Takvanın menbaı da ariflerin kalpleridir. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Her şeyin bir anahtarı vardır. Göklerin anahtarı da la ilahe illallah sözüdür. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Her şeyin bir şifası vardır. Kalbin şifası da Allahü Teala'yı zikretmektir. Her şeyin bir zekatı vardır. Evin zekatı da ziyafettir. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Şayet Ebu Bekr'in imanı bir kefeye, bütün bu ümmetin imanı öbür kefeye konsa, Ebu Bekr'in imanı daha ağır gelirdi. Hiçbir gün yoktur ki kabir ehline, cennetteki veya cehennemdeki yeri gösterilmesin. Yanı başındaki komşusu aç yatarken, kendisi tok yatan mü'min değildir. İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli, nefsine galip gelendir. Bir menkıbe nakledelim. Rivayet edilir ki, bir zaman, Zeynel Abidin Hazretleri hastalanmıştı. Bir grup insan ziyaretine gelmişlerdi. Onlara buyurdu ki: "Buraya niçin geldiniz?" Onlar da "Seni sevdiğimiz için buraya geldik." dediler. "Bizi neden seversiniz?" deyince oradakiler de "Siz Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunu olduğunuzdan Allah ve Resulü için seviyoruz." dediler. Buyurdu ki: kim Allah ve Rasulü için bizi severse, Allahü Teala da kıyamet günü onu arşın gölgesi altında gölgelendirecektir. O gün, o gölgeden başka gölge yoktur. Bu sevgilerinin mükafatını Allahü Teala cennette onlara verecektir. Lakin kim bizi dünyalık için severse, Allahü Teala onlara da hesapsız rızık verecektir. Derviş Muhammed Hazretleri, hasta kalplere şifa veren sohbetlerinde buyurdular ki, ilimle meşgul olup, ona kardeş olan, ölümünden sonra bile diridir. Halbuki onun cesedi, toprağın altında çürümüştür. Cehalet sahibi, toprağın üstünde yürüyor olsa bile ölmüştür. Dirilerden zannediliyor.'' Halbuki o yok olmuştur. Mübarek hocam buyurdular ki, fakr hali odur ki, kalpten Allahü Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Evliyalık yolunda bulunmaya mani olan sebepler meydana çıkarsa ve herhangi bir kimsenin kalbi o maddi ve geçici mülklere bağlanırsa o kimse bu yolda bulunamaz. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Hatta bunun hali öyle olur ki bir mülke sahip ise onun hali mülkü yok gibi olur şayet bir mülke sahip değilse onun hali sanki dünyaya sahipmiş gibi olur görenler böyle hissederler böyle bir kimse dünyada ve ahirette kendisi için bir makam görmez haline bakar ve kendini bir şey görmeyen bir talepte bulunmayan kimseye benzetir kulun Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda bulunması, yukarıda bildirilen bu sıfatların hakikatine vardıktan sonra başlar. İşte bu hallerin sahipleri yüksek derece ve makam sahibidirler. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır, ağır başlılıktır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bidat sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir gün emanet olarak bindiği bir atın üzerinde giderken kendisine yolda bir mektup vermek istemişlerdi. Mektubu almayan Abdullah İbni Mübarek Hazretleri bu atı sahibinden alırken sadece kendimin bineceğini söyledim. Başka ağırlık yükleyeceğime dair izin almadım. Bu yüzden sahibinin haberi olmadan bir mektup ağırlığını dahi yüklemeye kendimde bir selahiyet göremiyorum. Böyle yaparsam emanete hıyanet etmiş olmaktan korkarım diye karşılık verdi. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi, hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, ilimden bilmediğini öğren, bildiğini bilmeyenlere öğret. allah Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde, onlarla beraber otur. Olur ki, Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır, sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, helal meydandadır, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. İnsanların çoğu bunları bilmez. Kim bu şüphelilerden kaçınırsa, dini ve ırzı için berat almıştır.'' Her kimse bu şüphelilere dalarsa harama düşer. Bedende bir et parçası vardır ki bu parça iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat! O da kalptir. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.